Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 2/1491 esas numaralı karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 4. maddesine yer alan eklenmiş ibaresinin ilave edilmiş ibaresiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Yavuz Ağır Alioğlu İstanbul Milletvekili, Ayhan Erel Aksaray Milletvekili, Beyiş Çelik Mersin Milletvekili, İsmail Koncuk Adana Milletvekili, Zeki Hakan Sıdalı Mersin Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyor Sayın Başkan. Önerge üzerinde konuşmak üzere Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı. Buyurun Sayın Sıdalı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti tarafından gelenek haline getirilen fakat gelişmiş demokrasilerde emsali görülmeyen torba yasa örneklerinden bir yenisi daha genel kurula geldi. Kanunlar kalıcı olmak üzere detaylı hazırlanmalı. Hazırlık sürecinde mutlaka kamuoyunun görüşü alınmalı. Bu tarz sipariş yasalar halkın meclise ve siyasilere güvenini azaltıyor. Alelacele şirket yönetir gibi günlük planlarla devlet yönetilemiyor. Tasarı kapsamında Boğaziçi'ndeki kaçak yapılar da imar barışı içerisinde olacak ve sahipleri cezalardan muaf tutulacak gibi gözüküyor. Yapı tescil belgesi sahibi olacaklar, sonrası ise tam belli değil. Sayın milletvekilleri, Boğaziçi yalnızca ülkemizin değil dünyanın nadide doğal ve kültürel güzelliklerinden birisi. Bu yüzden 83 yılında Boğaziçi'ni korumak ve mevcut dokusuyla geleceğe taşımak için Boğaziçi Kanunu çıkarılmıştı. Bu kanunun 1. maddesinde Boğaziçi'nin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini korumak ve nüfus arttıracak yapılandırmayı sınırlandırmak amaç olarak belirlenmekteydi. Şu anda üstünde konuştuğumuz yasa ise bu maddenin tamamen tersi istikamette seyretmekte ne yazık ki. Sayın Cumhurbaşkanı, evet itiraf ediyorum, ben de partili yönetici arkadaşlarım da İstanbul'a ihanet ettik İtirafı ile neyi kastetmiştir? Bu itiraf bu konuyu da kapsamakta mıdır? Vicdanlarınıza bırakıyorum. Tüm İstanbullular farkındalar ki dünyanın incisi İstanbul Boğazı'nı bütün doğallığıyla gelecek kuşaklara en büyük miras olarak bırakmak adına merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın özel ilgisiyle Boğaziçi Kanunu çıkarılmıştı. Bu vesileyle Sayın Turgut Özal'ı da rahmetle anıyorum. 35 senedir yürürlükteki kanunun İstanbul'umuza sağladığı faydaları her yıl Boğaziçi görünüm haritalarına bakarak anlayabiliyoruz. Yani son 35 yılda Özal'ın mirası Boğaziçi'ni koruyan yasaya rağmen binlerce kaçak yapıya dolaylı olur verildiğini de görüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunun bu torba yasaya koyduğumuz Boğaziçi imar affı gibi algıladığı 4. maddenin İstanbul'a yeni bir ihanet hamlesi mi olduğunu da düşünmeden edemiyorum. Amacımız nedir? Hani İstanbul'u katletmiştik? Son 24 senesini yönettiğiniz şehirde katliama devamın önünü açıyor gibi gözüküyorsunuz. Değerli milletvekilleri, kanunun 3. maddesi Boğaziçi sahil şeridi ve ön görünüm bölgesine konut yapılamayacağı, bu alanlara yalnızca kamu yararına kullanılacağını vurguluyordu. Fakat şimdi bakıyoruz ki kamu yararı yerine rantı merkeze alan girişimlere bıraktı ve son 30 yılda Boğaziçi'nde 9616 kaçak bina inşa edildi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün verilerine göre sadece Boğaziçi ön görünümünde 28873 bina var ve buradaki her 3 yapıdan bir tanesi kaçak. Bunlardan 3000 tanesinin ise acilen yıkım kararı alınmış bulunmakta. Fakat siz bunların hepsini unutalım diyorsunuz. Tamam, unutalım. Bu unutkanlıkların İstanbul'umuza faydası nedir veya var mıdır? İstanbul bu ihaneti de sindirmeli midir? Ters empati yaparsak devletine ve milletine saygısı gereği kanunlarına koşulsuz olarak uyan vatandaşlarımızın yerine kendinizi bir koyun. Yan komşunuz canı istediği gibi yapısını değiştiriyor, yeniliyor, eklerle büyütüyor. Mevcut kanunu hatırlattığınızda da Türkiye'de işler böyle yürüyor diyor. Yasa yapıcı bizler,
Yani her şeyin üstünde karar verici olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisiyle çelişmiyor. Yani ben yasa yapsam da siz uymayın demek mi istiyor? Meclisin kanunu delinmek içindir algısı kamuoyunda yaygınlaşınca sorumlusu kimler? Bu çatı altında bizler, bu sorumluluğun neresindeyiz? Yasalara bu bağlamda uyan İstanbullular, kanunları takmamayı davranış haline getiren İstanbullulara karşı artık ne demeli? Binlerce yıllık medeniyete sahip İstanbul'umuz elbette ki yerel seçim kaygılarınızdan da rant gelirlerinizden de daha değerli. Sayın milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi'ndeki kaçak binalara savaş açarak geçen Ağustos ayında yıkım faaliyetlerine başlamıştı. Şimdi ise milletvekilleri bu yeni affın ne kadar gerekli olduğunu anlatıyorlar. Soruyorum, 4 ayda ne değişti? Almayalım lütfen. Tamamdır. Bu kanun maddesi doğrudan Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nu ilgilendirmesine rağmen genel kurula gelmeden önce bu komisyona havale edilmesini bırakın, tali komisyon olarak bile görüşe alınmamış. Yine ben yaptım, oldu anlayışıyla karşı karşıyayız. Gelecek nesillere güzel bir İstanbul bırakma isteğinde olan bizler Boğaziçi'nin idam fermanı olacak bu maddeyi onaylayamayız. Bu kapı bir kere açıldı mı? Arkasından gelenek oluşur. Son pişmanlıkta fayda vermez. Hepinize akta davet ediyorum. Saygılarımla. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, dördüncü madde kabul edilmiştir.